Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube'dan Bay Yeşilbağ ben. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler ya da iyi sabahlar. Artık siz şu an hangi zaman diliminde yer alıyorsanız lütfen onu üzerinize alının. Arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Yeri geldiğinde her videomda sizlere tek tek aktarıyorum, anlatıyorum. Türkiye'de bayilik sistemi, otomobil konusunda bayilik sistemi çökmüş durumda. Peki markalar bu durumdan şikayetçi mi? Şikayetçi arkadaşlar. Bize şikayetçi değillermiş gibi geliyor ama öyle değil. Markalar bu durumdan oldukça şikayetçi. Çünkü yarın öbür gün bu otomobil kıtlığı adı altında millete yapılan zulüm sona erdiğinde o markalar ürettikleri arabaları satacak adam bulamayacaklar. İşte o yüzden markalar daha fazla isimleri adları karalanmasın diye bayilik sistemlerini yavaş yavaş devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Mesela bugüne kadar bayilikleri artık bir kenara bırakıp internetten online satışa geçecek olan markaları sizlere aktarayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk markamız bizim yerli otomobilimiz TOGG çıktı. Çok güzel bir şekilde bir kura sistemi, çünkü talep çok fazlaydı. İnternet üzerinden, online'dan talepleri topladı ve sonrasında 20 bin otomobili hak sahibine teslim edeceğini söyledi. Şimdi bu 2023 için. Üretim çok kısıtlıydı, o yüzden böyle yaptı. Ama önümüzdeki sene ilk etapta 60 bin üretim hedefleniyor. Önümüzdeki senenin tamamında. O 60 bini artırmaya çalışıyorlar. Fabrikayı biraz daha işlevsel hale getirip, çünkü çok büyük, kocaman bir fabrika ve performansının tamamına ulaştığında yıllık 250 bin araç üretebilecek kapasiteye sahip. Bunu planlayarak 10 yıl sonraya koymuşlardı ama baktılar ki talep çok fazla, üretimi artırmaya çalışıyorlar erkenden. Seneye 60 bin görünen, belki 100 bine bile çıkabilir üretilecek olan. Peki seneye ne olacak? Seneye bir kura sistemi olmayacak arkadaşlar. Seneye online'dan, internet üzerinden ya da Trumor uygulaması üzerinden, TOGG tarafından siparişler verilecek. Ve sizin sipariş sıranız hangisine denk geliyorsa o araçlardan bir tanesi size günü geldiğinde teslim edilecek arkadaşlar. Yani bu seneki gibi kura sistemi olmayacak. Ne diyoruz? Online satışa başlıyoruz. İlk firma, ilk marka yerli otomobilimiz TOGG. İkincisi yine elektrikli olan ve Türkiye'ye yeni giren, fiyatlarıyla da gönülleri kazanan Tesla markası arkadaşlar. İnternette 3, 3,5 milyon, 4 milyon liraya satılan Tesla'ları 1,5 milyon liradan getirip soktular Türkiye pazarına. Sonra kur 20'den 25'e fırladı. Eyvallah, 100 bin, 200 bin, 300 bin zam yaptılar ama o zamma bir şey demiyorum. Gerçek anlamda ciddi bir kur zıplaması yaşandı. Ona rağmen yine de ikinci eldeki 3, 3,5 milyonluk fiyatları gördüğümüzde hani 1.700'lerden başlayan fiyatları yine makul. Bakın deli para ama yine makul. Aracın ikinci eldeki fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda. Tesla bu yıl 10 bin sipariş aldı, hatta daha fazla. Bu 10 bin siparişi yetiştirmeye çalışıyor. Önümüzdeki sene buradaki bu aracı olan talebi gördüğü için çok daha fazla araç getirmeye ve online'dan daha fazla araç atmaya çalışacak Tesla. Yani ikinci markamız online olarak hayatımıza giren Tesla arkadaşlar. Üçüncüsü, büyük sıkıntılar çekmesine rağmen hala bu işi, çok daha yeni çünkü arkadaşlar bu sistem. Normal bayilikle araç satışı yapanlar kolay kolay buraya evrilemiyorlar. Çok daha yeni. Sıkıntılar yaşıyorlar ama yine de ciddi ciddi bu işin peşini bırakmadan elinden geldiğince internet üzerinden araçlarını satmayan lüks bir marka, premium bir marka Mercedes var. Mercedes online'a geçti. Online'dan satıyor. Ha sen şimdi diyeceksin ki ya kardeşim biz giriyoruz bulamıyoruz. Ya abi şöyle düşün. Senin gibi binlerce insan var. Bayiye gidip de araç bulamamaktan şikayetçi, artık canı çıkmış, bezmiş bir sürü insan var. Yani marka, sallıyorum, bu ay 500 tane aracı, 1000 tane aracı çak diye online'a koyduğu anda belki de anında tükeniyor araçlar. Ha belki arada alsatçılar yine araya girip kan emiciliklerini yapmak adına o araçları alıyorlar. O ayrı bir şey. Ama Mercedes bu işi online'a yıkmış durumda. İnşallah bayilerin tamamını devre dışı bırakıp oraları sadece servis ve teslimat noktaları olarak kullanıp bütün otomobillerini, getireceği bütün otomobillerini online'dan satar da bu millette Mercedes'te araç var, hadi gelin oraya bakalım der. Şimdi diyeceksin ki Mercedes'in araçları çok pahalıdır. Pahalı da kardeşim, bizim TOGG 1.250-1.300'den çıktı. Alt paket 950, üst paketi full'ü 1.300. E şimdi o da artacak. E Mercedes'te de 1.5-2 milyon araçlar var. E Tesla 1.7-2 milyon. E Mercedes'te de 2 milyon araçlar var. Yani düşününce artık Mercedes sanki normal markalar gibi bir parada kaldı arkadaşlar. Yukarıdaki segment araçları tabii ki çok pahalı. E'ye çıktığınızda ya da 2000-3000 motor üzerine çıktığınızda tabii ki çok pahalı araçları var. Ama altta 2 milyon liranın altında olan araçları da var. O yüzden tercih edilecektir üstüne üstlük. Bu ülkede pahalı araçlara yönelen de bir sürü insan var. Onları isteyen de bir sürü insan var. Onlar da o araçları satın alabileceklerdir online üzerinden. Şimdi 3 marka, bunlar zaten açıklamışlardı. Bugün arasına yeni bir marka daha katılıyor bunların. Arkadaşlar, Alman devi Volkswagen'in lüks premium segmentteki oyuncusu Audi artık bayilik sisteminden o kadar sıkılmış durumda ki marka otomobili üretiyor, sallıyorum 300 bin lira para kazanıyor ki o kadar büyük kazanç inanın çok fazla araçta da mümkün değildir.
Ya adamlar ürettiği halde sallıyorum 300 bin lira kazanıyor. Burada bayi satarken kazancının, kendi kazancının haricinde 300-500 bin lira da fazladan isteyerek öyle kazanıyor. Ya marka gerçekten artık yılmış durumda ya. Şikayetlerin haddi hesabı yok. Audi markası da yavaş yavaş online'a geçmek için adımlarını atmaya başladı. Yakında Audi'yi de tüm modelleriyle internet üzerinden satın alabileceğiz arkadaşlar. Siparişimizi verebileceğiz. Bunun arkasına kimler gelecek? Tabii ki çatı kuruluş Volkswagen gelecek. Zaten Volkswagen bir geldi mi arkadaşlar, Allah'ın izniyle her şey değişecek. Çünkü Volkswagen girdi mi işin içine, Skoda da girecek, Seat da girecek, Porsche da girecek, giren girecek. Yani bir sürü marka birden girecek arkadaşlar. Yavaş yavaş online'a geçiyorlar. Bayilik sistemi yavaş yavaş bitiyor, bitiriliyor. Çünkü Türkiye üzerinde inanın bayilere karşı markaların da marka sahiplerinin de inanılmaz bir tepkisi var arkadaşlar. Tamamen adını kötülüyorlar markaların. Bitti mi bitmedi? Bunun yanında Çin'den gelecek olan markalar var. Onlar da online olarak Türkiye'de satış yapmaya çalışacaklar. Daha net değil. Geliyorlar, birkaç marka var. Chery geldi biliyorsunuz. Chery'nin yanına BYD'nin de gelmesi bekleniyor ki BYD dünyanın en çok elektrikli araç satan markası. BYD. Bakın model değil. Toplamda en çok elektrikli araç satan markası BYD. Bunun yanında biliyorsunuz bizim Türkiye'deki satış yapan klasik markalar da işte Fiat'tır, Peugeot'tur, Renault'tur. Arada internet üzerinden online'dan satış yapmaya çalışıyorlar. Yani onlar da yavaş yavaş denemelere başladılar. Arkadaşlar yakında inşallah bayilik sistemini tamamen ortadan kaldırıp internet üzerinden online'dan istediğimiz araca ulaşmayı başaracağız. Sonrasında da gidip hangi bayi bize yakınsa o bayiden aracı teslim alıp bayiye sadece servis ve bakım için gideceğiz inşallah. Bu günler çok uzakta değil arkadaşlar. İnşallah çok yakın zamanda bu günleri hep birlikte göreceğiz. Ben 2024'ten o yüzden çok ümitliyim. Bakın Tesla bu sene 10 bin. Seneye çok daha fazla olacak. Togg 60 bin görünüyor, belki 100 bine çıkartacak. Mercedes buradaki iştahı gördüğü için belki 5 bin, 10 bin, 20 bin aracı internetten satmaya çalışacak. Bir de bunlara Audi eklenecek. Audi'nin yanına bir de çatı grubu Volkswagen geldi mi, işte o zaman işler çok çok değişecek arkadaşlar. Bu bayiler bize gel gel şu kadar seni kazıklayalım diyen bayiler Allah'ın izniyle tek tek ortadan kalkacak arkadaşlar. 2024'ten ümitliyiz. İnşallah ümitlerimiz boşa çıkmaz. Bekleyip göreceğiz. Hakkımız da hayırlısı olsun arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İstanbul Pendik'te yer alan Akın Oto, Hyundai, Kia, Honda, Toyota marka otomobillerde bir numaralı otomobil tamircisidir. Haberiniz olsun. İstanbul Beylikdüzü'nde 4K Detailing, 4K Motors, seramik kaplama, PPF kaplama, pasta cila, detaylı iç temizlik gibi inanılmaz güzel şeyleri harika fiyatlara yapıyorlar. Üzerine bir de Bay Yeşilbağ abonelerine ekstra indirim tanıyorlar.